Dur. O bok bendim kanka bu arada. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Sneak Peek bölümlerinin 3.'süyle karşınızdayım. Bu Sneak Peek bölümünde sizlere 10. sezon Brawl Pass'ini göstereceğim. Onun dışında yeni karakter Fang'in oynanışına sizlerle birlikte bakacağız. Yıldız gücüne, aksesuarına bakacağız. Fakat bu Sneak Peek bölümü diğerlerinden çok çok farklı olacak. Bugün arkadaşlar Fang karakteriyle birlikte botlara karşı görevler yapacağım. Yanımda Fuat abim var ve o bana görevler verecek. Hoş geldin bu arada, hoş geldin. Geleceğim, hoş bulduk. Onun verdiği görevleri yapmaya çalışacağım. Yapamadığım her görev için 50 liralık Google Play Code çekilişi yapacağım. Bu yüzden yorumlara şimdiden katılıyorum yazabilirsiniz. Muhtemelen zorlu görevler beni bekliyor olacak. Ve şöyle hemen like adınızı da attıysanız videoya başlamak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Öncelik olarak Brawl Pass satın al dediğiniz zaman böyle bir ekran sizleri karşılıyor. Yani iki tane kostüm, pinleri görüyoruz, mega kutu görüyoruz ve Rosa kostümünü görüyoruz. Şimdi şöyle 70'e doğru yavaş yavaş gitmek istiyorum. Siz yine görün. 10. seviyede rozet paketi var. Görmüş olduğunuz gibi mega kutular, güç puanları, altınlar. 30. seviyede Fang karakteri açılıyor. Şöyle devam edelim. Güç puanlarımız, evet görüyorsunuz bu şekilde. İsterseniz bir tık yavaşlatıp da bakabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde gösteriyorum. Ve 70. seviyede de öfkeli Fang kostümü açılıyor. Yine aynı şekilde burada güç puanları falan hepsi var. Ve şöyle savaşçıya bir gelmek istiyorum ben. Gel. Savaşçının görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Ve şöyle bir girip, hatta şöyle bir çevirelim. Dışına da bir bakalım. Hatta şöyle bir de kostüm seçim. Kostümüne de aynı şekilde bakalım. Evet, öfkeli Fang'i görüyoruz şu anda. Soldaki açıklamasını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yüksek hasarlı bir karakter. Şöyle bir özelliklerine baktığımız zaman 6750 sağlığı var. Hareket hızı hızlı. Saldırısı Kung Fu ayakkabısı. Fang hızlı bir tekme atar ve gizli bir teknik kullanır. Tekme hedefini vuramazsa ayakkabı da ayağından uçar diyor ve 2100 hasar veriyor. Menzili çok uzun, doldurma hızı çok hızlı. Yani hızlı bir karakter. Süper saldırısına baktığım zaman zincir tekme. Fang çok güçlü bir tekme atar ve bu tekme yakınlardaki 3 düşmana kadar zincir vuruş yapabilir. 1800 hasar veriyor ve menzili yine bunun çok uzun. Şimdi şöyle bir ben başlangıç olarak challenge'lara geçmeden önce denemeye geçiyordum az daha. Şimdi aksesuar ve yıldız gücüne de bakacağız arkadaşlar. Aksesuarının ismi patlamış mısır yağmuru. Bu aksesuara bastığınız zaman arkadaşlar havaya bir patlamış mısırlar fırlıyor ve etraftaki böyle yayılarak 500 hasar çıkartıyor. Yıldız gücüne baktığım zaman birincisi taze tekme yıldız gücü. Fang süper özelliğiyle bir düşmanını yok ettiğinde süper özelliği yine tekrardan doluyor. İkinci yıldız gücüne baktığımız zaman da kalkan ayakkabı. Düşman saldırılarından gelen hasar her 3 saniyede bir 500 azalıyor. Alınan hasar maksimum %90 azaltılır. Bakalım şöyle bir birinci yıldız gücüyle birlikte bir denemek istiyorum. Karaktere bir bakalım isterseniz şöyle öncelikle. Karakter bu arada bayağı güçlü ya. Güzel diyorsun ha. Evet bayağı güzel. Sen zaten... Bence oyunun Kung oyuna gelecek bu için. Zamana kadar ki aynen bu arada Jackie Chan benim yani. Uzaktan evet. Akrabam. Bence şey ya kanka en güçlü karakter olabilir ya oyuna gelen bu zamana kadar. Tatlı bir karakter. Şimdi arkadaşlar ultiyi görmeye hazır mısınız? Bakın. İşte böyle. Üçer üçer sekiyor. Bak otospam yapacağım hatta ya bak. Otospam yapmasam iyiymiş. Orada en son bir kayamadık arkadaşlar ama yani görmüş olduğunuz gibi 3 kişiye kadar kayabiliyor. Şöyle hatta aksiyonunda bir basalım. Evet patlamış mısırlar fırlatıyor. 1, 2, 3, 4. 4. Ha, birinciden sonra 3 kişiye sekiyor. Öyle yazıyor. Anladım. Okey. Aynen. Totalde 4 kişiye değmiş oluyor. Karakter bayağı bir güçlü. Güzel bir karakter arkadaşlar. Şimdi ben challenge'lar için senden bekliyorum. Bana bir challenge ver. Tek hesaplaşmaya gir. Bot 3'e hiç dokunmadan maç kazan. Hadi bakalım. Garip bir challenge arkadaşlar. Bot 3'e bulaşmayacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Bot 3 sona kalırsa çok büyük sıkıntı. Bot 3 sona kalırsa onu öldüremeyeceğim ben. Kazanamayacağım yani. Bot 3'ü öldürmeleri lazım bu yüzden. Evet. Bakalım. Şöyle ben yükleri toplamaya başlayayım. Abi bot 3 ölmüyor bu arada. Çok büyük sıkıntımız var arkadaşlar. Bot 3 nerede? Aa bot 3 burada. Karl vur lan şuna. Bot 4. Bot 4 yapıştır. Aa vallahi çatışıyorlar. Lan bırakma adamı bırakma. Benim buna hiç vurmamam lazım değil mi? Evet hiç dokunmayacaksın. Haydi. Bir tane dokunursan challenge çıktı. Yo dokunmuyorum. Benim bunlara vurmamam lazım ya. Bot 3'ü kessin arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Uygun uçan tek var mı? Ayakkabım fırlar ona. O primo bir dakika ya. O primo keser onu da. Beni görmesin mi? Onu ben nasıl göstereceğim ona? Aha. Yapıştır lan primo. Hadi. Ya bot 3 git şuradan ya. Vuramıyorum ki ben buna. Kaçıyorum. Tamam. Ultiyi bastım kaçtım.
Aksesuar falan da basamıyorum. Hasan, aha kesti hadi bakayım. Ya. Bot 3 gitti mi? Bot 3 gitti de şimdi şöyle bir sıkıntı var. 9 yüklü Primo'yu ben nasıl keseceğim? Onda sana kalmış. Abi dur abi ayakkabı dur. Ayakkabı da... Uçan ayakkabı at kanka karakterin uçan ayakkabı uçan. Hop. Hop. Gel lan Primo. Gel lan Primo. Gel lan Primo. Aldım be işte bu. Aldın mı? Aldım. Zor bir görevdi ama başarılı. Görev başarılı. Evet. Yine böyle değişik, dehşetül vahşet görevler mi? Aynen. Dehşetül vahşetinden olsun. Ulti ile tam 3 tane bot kes. Ulti ile. Ulti ile tam 3 tane botu kesip birinci olman lazım bu görevde. Arkadaşlar 50 liranız şimdiden hayırlı olsun. Biraz zor. Aga, biraz zor bu. Daha zor. Zor. Ya az önceki benim aslında şansıma bağlıydı. Şanslıydım. Bot 3'ü kestiler. Bot 3 bana kalmadı. Hasar da vermedim. Ama bir tık zorlu gibi. Kalsaydı. O bana kalsaydı zaten direkt kaybediyordum. Gel lan buraya. Aynen. Ben bir de ultiyle keseceğim değil mi bunları? Evet. Oo adamlar zaten. Bu arada challenge sonuna kadar kimseyi normal vuruşta kesemezsin onu söylemiyorum. Aa kestim ki ben onu. Nasıl olacak o? Gel lan. Tamam bundan sonrası o zaman. Tamam. Tam onu derken de bu arada bir kişiyi daha. Oha oha. Ya vallahi tam söylerken kesmiştim ama yani. Zaten adam kalmadı bu arada. Ben challenge'ı gerçekleştiremedim. 3 kişiyi ultiyle keseceğim değil mi? Evet. Abi öldü ya. Arkadaşlar o kadar vurmam sandım da. 50 lira yani öldürdüm düz öldürdüm adamı. Adamı düz öldürdüm. Yapacak bir şey yok. Karakter çok güçlü burada ne yapman ya. Lazımdı sana söyleyeyim mi? Burada ne yapman lazımdı? Uçan ayakkabıyı kullanıp ulti kasıp o şekilde öldürmen lazım. İşte yapamadım. Ya. Başaramadım arkadaşlar. 50 lira... Çekiliş var şu an şimdilik. Evet bir görev daha gelsin o zaman. 4 görev yapacağız bu arada arkadaşlar. 2 görev kaldı. Sadece uçan ayakkabı özelliğini kullanarak Feng'in 2 tane ulti kas. 2 ulti mi doldurayım ayakkabı... sadece şu an? Aynen. Tamam, ama birinci... uçan ayakkabıyla sadece. Uçan ayakkabı özelliğiyle. Ha uçan ayakkabı şu. Tamam ben az önce öyle doldurdum mu bilmiyorum arkadaşlar. Sadece uçan ayakkabı. Ölüyorum ben ölüyorum. Hayır. Uçan ayakkabı bu arkadaşlar çıktıktan sonraki 500 vuran şey bu tamam. He. İkisini de saymıyorum arkadaşlar şu an çünkü ikisini de öyle doldurmadım sanırım. Şimdi birinciyi yaptım. Tamam. Frank gel buraya. Gel buraya Frank adam. Hı. Hadi bakayım. İki az oldu sanki ya. Üç yapalım yaptım onu. İkiyi yaptım ben şu an. O zaman sen kaçın 4 tane yapalım. 4 mü? He, sen kaçın. Bir şey diyeyim mi? Bu arada ben net yapacağım acıyım. Ya. Net yapacağım bu arada biliyor musun? Karşımda Allah Frank Allah. Var. Karşımda Frank var. Vuruyorum. Aga be. Bu da senin şansın. Yapacak bir şey yok. Bu neymiş ya. 3'ü basıyorum. 3'ü de bastım. Frank gaza gitme dur. Sakin ol. Aa düz vuruş attım. Bunu boşa atmam lazım. Düz vuruş attım. Bu sayılmıyor arkadaşlar. Uçan ayakkabı olmadı. Frank de kolay oldu ama be. Vay ben bugün şanslıyım galiba. Dur hayır. Hayır. Uçan ayakkabı ve dördüncüyü de basıyorum. Oyunu kazanmam gerekiyor muydu? Tabii. Dedim Allah ya, kahretsin gaza gittim. Hayır yemin olmaz. Et. Dur ölmedim ama ölmedim. Kaçıyor. Vurma vurdum. Aga be ola oyunu kazanacak. Kendi kendime sattım biliyor musun? Kendi kendime sattım oyunu. Gaza gittim orada. 4 ultiyi doldurdum ya. Aga be. Onu unuttum ben. Şey. Tam gaza gittikten sonra aklıma geldi bir anda. Ulan kazanmam gerekiyor muydu diye. Gitti 50 liraya bay bay diye 100 lira oldu. 100 oldu arkadaşlar. 100 oldu. Bakiye tık tık etti. Son görevim görev ne? Kaç tane daha vereyim? Bir görev daha mı vereyim? Son görev aynen. Bu çok zor bir görev olacak Yunus. Feng'in aksesuarıyla 2 tane kill at. Yani. Oha. Arkadaşlar size anlamayanlar varsa görevi çevireyim. 50 lira daha ver diyor. Ya bu yani gerçekten bu arada yani. Yani 3 tane aksesuarın var 2 tane kill çıkartman lazım. Ya bir tane deseydin yine böyle. Tamam hadi bir tane olsun. Bir tane kill çıkart sayacağım görevi ya. Evet bir tane kill çıkart okey sayacağım görevi. Ya üç niye öldün be? Öldü ki adam. Ölmezsin bu arada. Yaptın ben... mı? Yo hayır. Yaptın mı? Düz vuruşla öldürdüm işte ona şey yapıyorum ben. Ha. Yuh diyecektim. Ah gel lan buraya. 500 vuruyor ki şimdi ben bunu canını 500'ün altına indirmem lazım. 500'ü indiremiyorsun ki mantık ya. 2100 vuruyor adam bir tane vuruşta. İşte bilmiyorum nasıl sağlayacağım ben bunu. Çok zor bu. Ya şöyle yapabilirsin. Mısır taneciklerinin tam o adamın içine atarsın böyle. Yürüdüğü zaman bütün mısır taneciklerini yer. Tam daha attım. Ben öldüm ki ya. Onu denemeye çalışırken yine bayıldım. Ama gerçekten çok zordu bu ya.
Ay sağlam görevdi, kabul et. Aklına gelmezdi böyle bir evet, görev bu arada. Bu çok zordu. Arkadaşlar 3 tane görevde patlamış oldum. 150 liralık bir çekiliş var bu videoda. Hani yorumlarda katılıyorum, yazın. Muhtemelen bir 3-4 günü açıklarım. Dur, o bok bendim kanka bu arada. Ya bırak, o senin videodaydı. Yalan söyleme yalancı. Allah, bırak. Allah. Ya Allah var ya, yaptığını hiç unutmayacağım ha, var ya. Ya o güzeldi. O videoyu izlemeye varsa arkadaşlar ya, mutlaka izleyin. Güzel trolledim. Sağlam trolldü. O sağlam trolldü. Sinik bir bu şekildeydi. Karakteri beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Karakter gerçekten baya güzel değil mi? Baya güzel ya. Ben karakter bence oyuna gelen en güçlü karakter ya. Geldiğinde insanlar daha iyi anlayacak mı demek istedim. 10 numara 5 yıldız. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.